Evet sevgili dostlar, Yozgat'tayım şu anda. Ağrı ve Iğdır'ın videosunu izleyeceksiniz. Öncelikle ben size şunları söylemek istiyorum. Ben kimseyi güldüremedim, eğlendiremedim belki ama ben bir farkındalık yaratmak istedim. Hala da istiyorum bunu. Elimin geldiği kadar, kanımın son damlasına kadar ben bu yoldayım, bu yoldan vazgeçmeyeceğim. Çoğu jandarma ve polise kontrol noktalarına geldiğimiz zaman ya kardeşim sen kafayı mı yedin diyorlar. Sen işte yok siviline adapte ol, yok şöyledir, yok böyledir. Birçok şekilde olumlu olumsuz yorum alıyorum. Bunu öncelikle açık bir şekilde söyleyeyim. Burası özgür bir platform. YouTube veya Instagram, herhangi sosyal medyalar. Ben kimseyi eğlendirmek zorunda değilim. Eğlenmek istiyorsanız benim videolarımı izlemene eğlence olur, nadir yerlerde olur. Ben kendi kişiliğimi, prensiplerimi bozmam. Sorun nerede yaşıyorum? Sorunu size şu şekilde anlatayım ben. Gittiğim noktalarda ya abi ben bayrak dikeceğim diyorum. Çoğu zaman kimsenin umurunda olmuyor benim bu şekilde yaklaşımım. Hemen işin içinde başka bir şey arıyorlar. Eyvallah çekiyorum. Sorun yapmıyorum. Olabildiğim kadar sessiz, sakin olmaya çalışıyorum. Şimdi burada Yozgat'ta ben bir köyde kalıyordum. Adamın biri bir şey dedi. İşte şehitler şöyle oluyor, böyle oluyor. Allah'a sadece bir dua ediyorum. Elimden bir kaza çıkmadan artık yani elimden bir kaza çıkmasını istemiyorum. Ama bu gidişte bir daha vatanı, milleti, şehitleri ağzına alan birisi olursa size yemin ederim ki elimde kalacak. Bir cinayet işleyeceğim. Yani az kaldı. Buna çok az kaldı. Ben o 94-84 gündür hemen hemen potansiyel olarak arazideyim. Yağmuru, çamuru, karı, kışı yak. Kışı demeyelim de hani ben eksi 5 dereceyi gördüm. Kars'a, Ardahan'da ben bu dereceleri gördüm. Ardahan'da değil pardon, Kars'ta geçerken 4 dereceye gördük Trabzon'da. Ben bu şekilde bu sıkıntılara göğüs geriyorsam bana herkesin saygı duymasını bekliyorum. Sevmeyebilir. Bayrağı da sevmeyebilir. Ama saygı duyuyorum. Yani bayrağı neyi sevmiyor? Artık o kadar çok doldum ki kelimeleri bile artık kullanmama derecesine geldim. Gene de sabır diliyorum. Gene de sabretmeye çalışıyorum. Bayrağıma benim saygı duymayan insanın bu memlekette işi yok. Bana saygı duymayabilir. Anlatmak istediğim bu. Şimdi bana saygı duymayabilir. O ayrı bir şey ama bayrağıma saygı duymak zorunda. Bu vatanda yaşıyorsa saygısını duyacak. Bir ikincisi olarak buradan beni izleyen devlet büyüklerime sesleniyorum. Şu bayrak izinleri konusunda, açılışları konusunda biraz artık kolaylık sağlayın. Artık şu noktadan sonra Yozgat'tan itibaren ben kural tanımayacağım. Açık söyleyeyim. Bayrağımı istediğim yere dikerim. Terörist mi geliyor? Beni mi öldürecek? Gelsin öldürsün kardeşim. Benim başım dik. Gelsin öldürsün ya ben bayrak için gözaltına mı alınacağım? Alınayım ya umurumda değil benim ya. Yeter artık vallahi yoruldum sıkıldım. Birçok zaten sıkıntıyla uğraşıyorum. Birçok aşırı derecede insanların bu boşboğazlıklarını çekiyorum ben şu anda. Başka bir sorunum sıkıntım yok. Ama yani bir insan tutup bir yere Türk bayrağını dikmesi kadar onur verici bir şey olamaz ve yani siz emin olun ki siz şu anda çok kolay zannediyorsunuz bu işleri. Size çok kolay geliyor. Hani ne var ki işte geziyor, çadırı var, bilmem ne yok. Kardeşim öyle değil, değil. Sevgili dostlar öyle değil. Ben birçok sıkıntıyla uğraşıyorum. Artık sinirlerim harap oldu benim. Ben hani sizi güldürmek istiyorum. Tamam eyvallah ama bu belli bir yere kadar. Bundan sonrası olmuyor. Bakalım zaman neleri gösterecek, nelerle uğraşacağız, ne olacak daha. Benim buradan bütün polis, kolluk kuvvetlerine saygım sonsuz. Hepsi Allah razı olsun işini gücünü yapıyor. Ama kardeşim ben oraya geldiğim zaman, kapınızı çaldığım zaman, şimdi hepsi için değil, yani %70 olarak söylüyorum. Ya kardeşim sen kafayı mı yedin? Hani işte senin yaptığın akıl mantık işi değil. Nasıl geçiniyorsun, geçimlerini nasıl sağlıyorsun gibi sözlere artık gelemiyorum. Sinirlerim aşırı derecede yıprandı benim. Bana bu sorularla gelmeyin. Sadece deyin ki kardeşim Allah yardımcın olsun. Benim için yeterlidir. İlla ki bir gün biz birileri sesimizi duyacak. Yaptığım farkındalığın farkına varacak. Her şeyin para pul olmadığını, gerçekten bir insanın kendi başına bir şeyler yapabileceğini bu vatan için. Bunu anlatabileceğim ben eminim.
düşünüyorum. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa bir gün. Allah izin verirse yani. Onun da bir izni vardır illaki. Kaderimizde, kısmetimizde varsa yaşayıp göreceğiz. Dediğim gibi ben sizi videolarda güldüremem. O beklentiyi ya güldürürüz. Yani kafam rahat olur. Şu Doğu ve Güneydoğu'nun bitmesi lazım öncelikle. Buradan sonra videolarda bir hareketlilik yapabilirim ama şu aralar yapamam. Kusura bakmayın, bunu benden beklemeyin. Yapamıyorum daha doğrusu. Şimdi dilerseniz Ağrı ve Iğdır, yok Kars ve Iğdır'ın, Kars ve Iğdır'ın bayrak değişimlerini ve taş parçaları alışımıza geçelim. Sizleri seviyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Allah'a emanetsiniz. Arkadaşlar, jandarmaya sığındık. Şöyle tam mevkiyi gösteremiyorum da yeri göstereyim. Allah razı olsun, benim için şu an tırıdır duruyorlar. Şey için, işte Erzurum'a giden araç var mı veya Kars'a. Fazla gösteremem de şu şekilde gösterebilirim. Allah kolluk kuvvetlerimizden razı olsun. Allah yar ve yardımcılar olsun. Yani ben her zaman söylüyorum. Adamlar yolu kesti resmen ya. Vallahi diyeyim. Şöyle. Yani belden yukarısını gösteremem. Kusura bakmayın. Bu güvenlik çerçevesi dahilinde. Kars ya da Erzurum bakalım. Evet, Ağustos ayının ortasındayız. Şeyden konuşamadım bile. Kar yağmış şu an. Bildiğiniz dolu kar yağıyor ya. Eyvah eyvah. -5 dereceyle sizlerle birlikteyim. Evet sevgili dostlar. Diğer Kars Ligor'dayız şu anda. Yine bir bayrak değişimimiz oldu. Jandarma yataktan gittim. Orada biraz izin süreci sıkıntılı oluyor. Ondan dolayı değiştiremek. Sağ olsun yine bir petrole sığındık. Yol üstü güzel bir yerimiz. Dilerseniz şimdi bayrak değişimimize geçelim. Bir önce açıya ayarlayayım ben. Açımız iyi. I know I'm not easy. I drag you out your mind. And there are days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going. Evet sevgili dostlar, şu anda Kars'tayız. Ligor'da bayrak dikimiz bitmiştir. Buradan Iğdır'a doğru yola koyulacağım. Bakalım nereye gideceğiz. Şimdi bayrağımızı gösterelim. Şekilde. Ya. Evet sevgili dostlar, bayrağımız tamam, yola devam. Evet sevgili izleyiciler, şu anda Iğdır'dayız. Azeri bir abimizin yanına geldik. Teşekkür ediyorum kendilerine. Bayrak değiştirme imkanı verdiler. Şimdi ben Doğu ve Güneydoğu'da çıkar bir yüksek zirveye asarım, sıkıntı yok. Ama ondan sonra o bayrağı kim sahip çıkacak? Bu şekilde sıkıntılar çıkıyor. Seveni var, sevmeyeni var. Şimdi en azından burada petrollerde olması bir avantaj, sürekli göz önünde. Çevre sesi açtığı derece de var. Kusura bakmayın. Yani mecbur şekilde böyle bir alanda video çekmek zorundayım. Bir ikincisi, yani Hakkari ve Şırnak'ta da aynı şekilde ilerleyecek büyük bir ihtimal. Yok yani sevgili dostlar, ben şu an bu bayrağı çıkıp dağ tepesine diksem kimse ilgilenmeyecek. Batı'da böyle bir imkanım vardı. Sağdaki soldaki herhangi bir abime söylüyordum, yardımcı oluyorlardı. Dilerseniz şimdi bayrak değişimine geçelim.
Evet sevgili dostlar. Iğdır tamam, yola devam. Bir şekilde hallettik. İlk önce eski bayrağı söktük, tanıtık bir şeyler oldu. Video bayağı uzayacaktı. Kestik videoyu. Hepinizi seviyorum. Şu an Iğdır'dayız. Buradan bir gütü Ağrı'ya geçeceğim. Evet sevgili dostlar, yer Iğdır. Şöyle şuraya göstereyim. Taş parçamız budur. Yani doğal bir taş, öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, yer Kars Digor. Taş parçamız budur. Şu şekilde şehidimizin mezarından alındı, yan tarafından. Herkese teşekkür ediyorum.